Şimdi ikinci dakikada hiçbir pozisyon yokken bizim Ahmet Oğuz'un mükemmel asistiyle yemiş olduğumuz bir gol var. Ondan sonra buna rağmen takım iyi reaksiyon verdi, iyi toparlandı. Ben özellikle ilk yarıki mücadeleden çok memnunum. Topun olduğu yere daha çok olan, basan. Ligin ilk maçları zordur, hava sıcak. İki takım için de zordur. Buna rağmen evet rakibin bir tane direkten dönen pozisyonu var ama bizim de Diallo ile Vedat'la kaçırmış olduğumuz net pozisyonlar var. Onun için yemiş olduğumuz golde zaten pozisyon diye saymanın bir anlamı yok. Ama puan puandır, içeride dışarıda puan puandır. Yani buraya çok fazla takılıp kalmamak lazım. Artık önümüzde bir Konya maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Soru hala. Hocam, rakip savunmaya bu kadar az rahatsızlık veren hücum hattıyla nereye kadar baş edeceksiniz? Şimdi Ali abi... Vedat'a bakıyoruz, şu veterana ne kadar biz sabır göstereceksiniz veya siz ne kadar sabır göstereceksiniz? Ranti bir forvet mi gelen pozisyonunda? Ben sabır gösteririm, problem değil. Alışırız biz ona da. Şu var, öncelikle bu vesileyle bir şeylere değineyim. Şimdi bazıları kendilerini çok değerli sanıp üstlerine alınıyorlar ama ben inan toplumu aydınlatmak için söylüyorum bu mesajları. Şimdi biz bir defa 10 tane falan oyuncu almadık. Öyle bir algı yaratılıyor. Arkadaş bizde Serdar Güller gitti, Serdar Özkan geldi. Aydın gitti, Ahmet geldi, Anıl gitti, Osman geldi, Selçuk gitti, Diallo geldi. Doğru mu? Mehmet Taş maç başı 10 bin liraya geldi, asgari ücret maaşı yok daha bakın. Yani Erdi zaten genç bir arkadaşımız, yetiştirmek üzere aldık. Bizim yapmış olduğumuz transferler Zeki, Manu, Peter Diallo. Biz giden oyuncular kalsaydı bu 4 oyuncu alacaktı. Şimdi biz 10 oyuncu mu almış olduk? Gidenlerin yerine onlar kalsaydı zaten biz 5 oyuncu alacaktık. Doğru mu? Peki, şimdi konuşuluyor. Ben bir şey açıklık getireyim. Bugün maçın maçla alakalı değil bu. Ben geldiğimde... Benim sorunla alakalı değil gibi geldi. Onu da cevaplayacağım da. Yani bu iş yine, sonu bu işin transfere gelecek de onun için söyleyeyim. Şimdi ben geldiğimde Ranti oynuyor muydu? Oynuyor muydu? Oynamıyordu. Ben mi aldım? İsa oynuyor muydu? Antrenmanı tamamlıyordu. Bugün takımın en iyi oyuncusu. Ben mi aldım? Vedat Muriç alındı 500 bin euroya. Ben mi aldım? 35 maçta 3 gol attı. Poliçeviç oynuyor muydu ben geldiğimde? Kulüsüç oynuyordu. Ben mi aldım? Yok. Oyuncuyu kimin aldığının, verdiğinin bir önemi yok. Yani konuşuyorlar ya, o geldi, bu geldi, o gitti, bu gitti. Biz her oyuncuyu imkanlarımızı zorlayarak bu kulübe faydalı olsun diye alıyoruz. Şimdi ön tarafa gelince de hep şunu anlatıyorum. Peter'in bir zamana ihtiyacı var. Yani bu zamanı dünyanın her kulübünde veriyorlar, Türkiye'de vermiyorlar. Ya arkadaş bu adam zaten 6 ay top oynamamış. Ya zaten bu adam 6 ay üst üste oynasaydı, Türkiye'de Gençler Birliği değil. Geçen bir Pepe mevzusu oldu. Ben Pepe Beşiktaş'a gelmez demedim. Pepe 30 yaşında Fener'e de Beşiktaş'a da Galatasaray'a da hiçbirine gelmezdi eğer daha iyi bir teklif Avrupa'dan alsaydı dedim. Maalesef Avrupalı oyuncu seçici oluyor. 6 ay oynamasaydı bu adam, 6 ay oynasaydı herhangi bir Anadolu takımına bu fiyatlarla gelir miydi? Ya performans kaybı yaşayacak, ya bir sakatlık yaşayacak ki alabilirsin. Hani bugün Hazard'ı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Hazard'ı, Messi, Neymar alabiliyor mu? Alır 10 sene sonra olur. Yani ön tarafa bir oyuncu arayışımız aslında bugüne kadar tamam diyorduk. Bugünden sonra belki bir hamlemiz olabilir. Bir oyuncuyla ilgili haber bekliyoruz. Olabilir. Yani şu yalnız beni üzüyor. Geniş kadromuz var ama öyle herkesin anlatıldığı gibi de yani inanılmaz dünya transfer yapıldı. Yok biz imkanlarla ne? Biz 5 tane oyuncu aldık. 10 tane oyuncu almadık biz. Bu işin üzerinden de bizlere maalesef aranızda yafta yapıştıracak kadar ahlaksızlık yapanlar da var. Biz imkanlarımız doğrultusunda, ha taraftarımız forvet istiyor, haklı. İmkanımız dahilinde alabiliriz, bunu taraftarlarımız için söylemiyorum. Rahatsızlık duymuyor musunuz bir teknik adam olarak, eldeki mevcuta şey olduğu zaman? Hakikaten zorlanıyor 3. bölgede bu takım.
Yani şimdi hangi Antunun hep dahisini istemez Ali abi? İster. Bekliyoruz. Dediğim gibi bir oyuncuyla ilgili bir gelişme olursa onu da kadromuza kapatıp alıp transferi kapatabiliriz. Onun dışında baktığın zaman sağ bekte, sol bekte ikişer oyuncumuz var. Stoperde ikişer oyuncumuz var. Orta sahada alternatifimiz bol. Ama ben verilen mücadeleden açıkçası memnunum. Ya bu arkadaş bu kulübe kimler gelmiş ya? 2 milyon 300 bin eurolar Lekişler gelmiş. 2 milyon eurolar Ermin Zekler gelmiş. Kimler gelmiş? Son 10 yılda gelmiş. Bu takım son 10 yılın en iyi derecesini elde etmiş. Bunu kutlu yani bunu bunun hakkını vereceğine yapılan transferi eleştiriyor. Zaten şimdi bu adamlar şimdi Nancy küme düşmeseydi Diallo'yu alamazdı. Kötü oynayabilir Diallo. Ama bir zamana ihtiyacı var. Bir ay oldu ya. Peter zamana ihtiyacı var. Hakan Şükür'ü, Oktay'ı, geçmişteki Tanju Çolak'a ya da geçmişteki forvetlere forvet oyuncusunun ilacı nedir? Goldür. Gol attıkça forma girer. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ben hep oyuncularımın yüzüne söylemediğim hiçbir şey söylemedim. Dışarıda konuşmadım. Yani oyuna sonradan giren oyuncu katkı verecek arkadaş. Marco da burada, Alex de burada. Onları da ben almadım. Ama onları ben hep kullandım. Ben oyuncuyu kim almış kim almamış bakmam. Bu kulübün formasını giyiyorsa onu değerlendiririm. Ama bugün oyuna sonradan girenler oyuna katkı da vermedi. Bir defa Vedat'ın kendine inanılmaz kaliteli bir çocuk. İnanılmaz profesyonel ama bazı anlamda kendine çeki düzen vermesi lazım. Ekstra çalışması lazım. Her şeyi hocasından beklememesi lazım. Sana her maç şans geliyor kardeşim. Sana her maç şans geliyor. Değerlendireceksin. Kimse seni 3 gol atıp da 35 maçta 3 gol atıp da kimse seni bu kadar oynatmaz. Hiç kimse kusura bakmasın. Ama antrenman başlıyor. Vedat dünyanın en mutlu adamı. Yensek de yenilsek de. Bir 5'e 2 oynuyoruz zannedersin ki o hafta ettirik yapmış. Öyle bir şey yok. Bu işin getirisi götürüsü bana aitse ben de iyi oynayan da kötü oynayan da burada herkesin önünde konuşurum. Çünkü onların yüzüne söylüyorum. İkinci, Ahmet Uğur. Bunlar bu iki takımın kaptanıysa iki kaptana yakışır şekilde oynayacaklar. Ben kabul edemiyorum. 50 kere söyledim kardeşim. Bu takımın kaptanlık bandını takan adam öyle hata yapamaz. Trabzon'da elini kaldırdım, kırmızı kart gördüm. Burada böyle. Kayseri Kupa maçı başka bir dert. Hayırdır 25-26 yaşına gelmişsin, amir takıma kadar gitmişsin ya. Sen bütün arkadaşların emeğini boş harcama lüksün var mı? Neymiş efendim? Mukavelesi bitiyormuş. Bitmiyor 2 yıllık mukavelesi var. Evet menajer her gün kulübe geliyor uzatmak istiyor. Ben anlamadım bu işi yani. Belki kafası rahat değil. Bakın bunları burada ifşa ediyorum ki bilinsin her şey. Çünkü yarın işler kötü gitti mi iş döner dolaşır antrenöre gelir. Ben bütün oyuncumu müsbet, menfi, iyisinde kötüsünde söylerim hiç kusura bakmasınlar. Ben Zeki'yi de bu yüzden aldım. Almasaydım Zeki'yi ne olacaktı? Bütün bir sezon ben Ahmet'e mahkum mu kalacaktım? Almasaydım Alper'i ya da İbo'da dönmeseydi bütün bir sezon Uğur'a geçen sene olduğu gibi mahkum mu kalacaktım? Yok kardeşim. Kaptanlar önce bu işin ucundan tutacaklar. Ha! Ortada bir şey mi var? Kötü bir şey mi var? Yok. 40 derecede oynuyorsun. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. İçeride dışarıda puan puandır kardeşim. Yani herkes puan alıyor, puan kaybediyor. İlk maçta şampiyon da olmuyorsun, kümede düşmüyorsun. Yenilmemek bile önemlidir. Puanla başlamak önemlidir. Ama içeride ama dışarıda. Yani oyuncularımın göstermiş olduğu mücadeleyi o anlamda bir kere takdir ediyorum. Ama dediğim gibi daha iyi olacağız. Biz her gün gelişmeye çalışan bir takımız. Ama senin de söylediğin gibi Ali abi, o tarafa eğer bu oyuncuyla ilgili bir gelişme olup o transferde tamamlarsak ondan sonra iyi bir takım üyetine kavuşuruz. Ki mesela bir şeye de açıklık getireyim. Çin liginden oyuncu almışız. E ne var Çin ligine oyuncu gidiyor da Çin liginden oyuncu alınmıyor mu? Oyuncunun ligini mi bakacağız da yani? Yani Çin'den oyuncu alınmıyor. Nobre nereden geldi Fenerbahçe'ye? Japonya'dan geldi. Ya Çin liginden gelen adam futbolcu değil mi? Sizin için söylemiyorum zaten. Hani konuşanlar için söylüyorum. Ya yakışıksız yakıştırmalar yapıyorlar da onun için bunu ifade ediyorum. Zaten bilen bilir yarası olan gocuğun. Zaten buradaki hiç kimse için böyle bir şeyde bulunmam. İçinizdeki ahlaksızlar dedin onu.
Evet, kendini bilen biliyor. Varsa son bir kendini şey bilen biliyor çünkü bakın burada size bir şey şunu söyleyeyim. Yalan haber yapanla iftira atana antrenman almayacağım. O arkadaş da bir daha antrenmana giremeyecek. İsim vermiyorum. Ama kapın bu odadaki herkes açık sonuna kadar. Hiç kimse kusura bakmasın. Basın özgürlüğü demek iftira atmak demek değil. Atatürk özgür basın dediyse alın kalemi de elinize, herkese iftira atın, hep yalan haber yapın, hep doğru olmayan şeyleri yazın diye bir şey söylememiş. Çok da fazla söyleyip hani kale aldığım şeyler de değil de en azından bunu taraftarlarımız bilsin, kamuoyu bilsin diye söylüyorum. Değerli gördüğüm için söylemiyorum yani arkadaşım. Bilin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.